İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Garin'de deprem meydana geldi. Rusya üçlü anlaşmaları uygulama çabalarına devam edecek. Putin ve Macron Artsakh Dağlı Karabağ sorununu görüştü. Arman Tatoyan, Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nin açıklamaları anayasaya aykırıdır. Azerbaycanlılar Sığnak ve Hint Tahir köylerinin mezarlıklarını yıktılar. Batı Ermenistan'ın Samosat kentinde 40 milyon yıllık fosiller keşfedildi. Hay Dersim platformunun misyonu 15. Shakespeare Uluslararası Tiyatro Festivali Yerevan'da başladı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum ilinin Aşkale ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kremlin basın servisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uzun bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Uluslararası gündemde yer alan çeşitli konuların yanı sıra Cumhurbaşkanları Artsakh Karabağ sorununu da ele aldı. Kremlin basın servisi Artsakh Dağlı Karabağ sorununun çözümü tartışıldı. Vladimir Putin'e göre bundan böyle Rusya durumun istikrara kavuşturulmasına ve Rusya'nın aracılık ettiği üçlü anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunacak adımlar atacak dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nin Goris Kapan ve Kapan Cagadan şehirler arası yollara ilişkin açıklaması, Ermenistan Anayasası'nı ve uluslararası toplum tarafından tanınan insan haklarının ihlal etmektedir. Bu ifade Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan'ın açıklamasında belirtilmiştir. Güvenlik Konseyi'nin açıklaması Sovyetler Birliği'nin doğrulanmamış haritalarına atıfta bulunuyor. Buna dayanarak bu yolların bölümlerinin Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında olmadığı ileri sürülmektedir. Açıklamanın devamında Azerbaycan tarafının bahsi geçen yolları kontrol etmesine izin veren bir alternatif yol ağının oluşturulmasından bahsediliyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yunanistan'daki büyükelçisi Dikran Mıgırdıçyan yaptığı bir açıklamada Azerilerin Artsakh'ın Askeran bölgesinin Sığnak ve Hadrut bölgesine bağlı Hint Tahir köylerinin mezarlıklarını imha ettiğini ifade etti. Büyükelçi Twitter'da şöyle yazdı. Birçok insan 9 Kasım'dan sonra bazı Ermeni ailelerin sevdiklerinin kalıntılarını Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bölgelerden taşımak için neden mezar kazdığını merak etti. İşte Bakü eylemleriyle nedenini gösterdi. Bu devam eden bir barbarlık. Daha önce Azerilerin Cebrail bölgesindeki Mehekavan'daki Zoravar Surp Asmazadze'nin Ermeni kilisesini yıktığı öğrenilmişti. UNESCO Ermeni Ulusal Komitesi'ne göre Ermeni kilisesi Azerbaycanlıların kontrolüne geçtikten sonra tamamen yıkıldı. Aynı kilise son askeri saldırı sırasında tahrip edildi. Mart ayı başlarında Azerilerin Şuşi'deki Yeşil Manastır Kilisesi'ni kısmen, Hovannes Tevosyan'ın anıtını ise tamamen yıktıkları öğrenildi. Ayrıca Şuşi'deki Azançetos Kilisesi savaş sırasında iki kez bombalandı. Azeriler daha sonra kiliseyi restore etme bahaneleriyle çanları oradan kaldırdılar. Batı Ermenistan, Türklere ve Azerilere özgü bu tür barbarlıkları bir kez daha şiddetle kınamaktadır ve Türk Devleti'nin Batı Ermenistan'ın tarihi ve kültürel mirasına aynı şekilde davrandığını hatırlatmaktadır. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman ilinde bir gencin bulduğu taşların 40 milyon yıllık fosiller olduğu belirlendi. Vatandaş, yürüyüş yaptığı sırada farklı yapıda 4 taşa rastladı. Taşları Samosat Müze Müdürlüğü'ne götüren vatandaş, incelenmek üzere taşları ilgililere teslim etti. Müze Müdürlüğü ekipleri ilk incelemede bu taşların 40 milyon yıllık Eosen dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit etti. Fosiller koruma altına alındı. Batı Ermenistan topraklarından tarih fışkırmaya devam ediyor. Batı Ermenistan coğrafyasının Dersim bölgesinde Osmanlı'nın Hamidiye alaylarının 1894'te başlattığı toplu katliamları daha sonra devam ederek iddiaçıların başlattığı sürgün ve asimilasyon politikası ile çok ağır sonuçları olan 1915'te daha da büyük toplu katliamlara sebep oldu.
devam eden soykırım politikası 1937-1938'de yapılan katliamların akabinde günümüze kadar devam eden kültürel asimilasyon Dersim'de çok kalıcı zararlar vermiş. Bir şekilde fiziki tahribatlar ile birlikte otokton Ermeni ulusun kültürüne, inancına, gelenek ve göreneklerine yapılan müdahaleler Ermeni kimliğini gizlemeye ve inkar etme noktasına getirmiştir. Dersim High platformu işte bu köksüzleştirme amacı taşıyan müdahalelerin açtığı yaraları sarmak için ve Dersim otokton halkının kültürünün, kimliğinin yaşatılması ve korunması için mücadele alanı açmıştır. Dersim Ermenileri ve dostları olarak Dersim High platformu ile bir araya gelip tek vücut olmaya karar verdik. Amacımız dünyanın her yerine dağılmış Batı Ermenistanlı Ermeniler ile ve Dersim'de yaşayan kardeşlerimiz ve dostları ile bağları güçlendirip kültürel faaliyetler ile etnik Ermeni kimliği ve kültürünü Dersim'de özgürce yaşatmak, Dersim halkına ekonomik katkıda bulunmak için projeler üretmek. Dünyanın dört bir yanında tiyatro gruplarını bir araya getiren Yerevan Shakespeare Uluslararası Tiyatro Festivali 15 Kasım'da başladı. Festival 20 Kasım'a kadar sürecek. Festivalde Shakespeare'in ünlü eserleri çeşitli yorumlarla sahnelenecek. Festival müdürü Garubalyan basın toplantısında 15. kez festival aracılığıyla kültürel yaşamın gelişmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Salgın nedeniyle birçok Avrupa tiyatrosunun festivale katılmadığını bildirdi. Yerevan Shakespeare Uluslararası Tiyatro Festivali'nin ünlü Avrupa Shakespeare Festivali ağının bir üyesi olduğuna dikkat edilmelidir. 2016 yılından bu yana festivalin yönetmenliğini Garubalyan üstleniyor. Festivalin kurucusu Ermenistan Cumhuriyeti Tiyatro Oyuncuları Birliği Başkanı Hagop Gazançyan'dır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Periye adlı folk grubu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ernak Ernak adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.